Arkadaşlar bu föyümüzde Einstein'ın özel görelilik teorisini inceleyeceğiz. Büyük kütle ve küçük hız değerlerindeki cisimlerin hareketini açıklamaya çalışan fiziğin dalına klasik fizik diyoruz. Atom gibi küçük kütleli cisimlerin ve ışık hızına yakın hızdaki cisimlerin davranışlarını açıklayan fizik alanına ise modern fizik demekteyiz. Modern fizik, atom ve çekirdek fiziği, katı hal fiziği, kuantum fiziği gibi alt alanlara ayrılmıştır. Klasik fizik ile modern fizik arasındaki en önemli fark da modern fiziğin enerjisinin kesikli olması ve parçacıkların dalga özelliği göstermesidir. Işın yani elektromanyetik dalgaların yayılması için bir ortamın gerekli olduğunu düşünen bilim insanları uzayın esir maddesiyle dolu olduğunu öne sürmüşlerdir. Esir hipotezine göre evren tamamen ağırlığı olmayan bir maddeyle doludur ve evrendeki her şey bu maddenin içinde bulunmaktadır. Esirin varlığını ispatlamak için Michelson ve Morley 1887 yılında interferometre adı verdikleri bir deney düzeneği hazırladılar. Bu deney ışık kaynağından çıkan ışık ışınları yarı geçirgen bir filtre ile ikiye ayrılır ve iki ışın demeti birbirlerine dik doğrultularda hareket ettirilir. Demetler eşit uzaklıktaki aynalardan yansıyıp geri döndüklerinde oluşan girişim deseni incelenir. Bu deneyde dünyanın hareket hızının doğrultusunda hareket eden ışık demetinin hızının değişmesi sonucunda oluşan girişim deseninde farklılık görmek amaçlanmıştır. Fakat deneyin sonucunda beklendiği sonuca ulaşılamamıştır. Deney farklı ortamlarda ve doğrultularda defalarca denenmesine rağmen sonuçta bir değişiklik olmamıştır. Michelson ve Morley esir rüzgarını keşfetmek için 42 yıl farklı zamanlarda dünyanın farklı yerlerinde bu deneyi defalarca tekrarlamışlardır. Bu deneylerin sonucuna göre esir hipotezinin geçerliliğinin olmadığı görülmüştür. Işığın yayılması için hiçbir ortama gerek duymadan bir elektromanyetik dalga olduğu ortamı sonucuna varmıştır. Boşluktaki ışık hızının her doğrultu ve yönde aynı değere sahip olduğu ortaya konulmuştur. Michelson-Morley deneyinin sonuçlarına göre hangileri doğrudur? Uzayın esir ile dolu olmadığı görüldü. Doğrudur. Işığın boşluktaki hızı her doğrultu ve yönde aynıdır. Bunu da görmüş oldu. Doğrudur. Işığın yayılmak için ortama gerek olmadığı anlaşılmıştır. Doğrudur. Evrenin genişlemekte olduğu kızıla kayma olayıyla anlaşılmıştı arkadaşlar. O yüzden burada geçerli değildir. Newton mekaniğine göre uzay ve zaman kavramları mutlak olup cisimlerin ulaşabilecekleri hızın bir üst sınırı yoktu. 20. yüzyılda ise bilim insanlarının yaptıkları deneylerde ışık hızına yaklaşan taneciklerde Newton mekaniğinin yetersiz kaldığı gözlemlendi. Bilim insanları bu deneylerin sonucunda ışık hızının ışık kaynağından ya da gözlemcinin hareketinden bağımsız olduğu ve ışığın her koşulda C ışık hızıyla hareket ettiği söylenildi. Michelson-Morley deneyini çözümleyen Einstein, 1905 yılında özel görelilik kuramı ile modern fiziğin gelişmesinde önemli katkılar sağlamıştır. Einstein bu kuramında iki tane postülat öne sürmüştür. Birinci postülatında fizik yasaları tüm eylemsiz referans sisteminde aynıdır demiştir. İkinci postülatında ise ışığın boşluktaki hızı tüm eylemsiz referans sistemlerine sabittir ve bu sabitin değeri de 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniyedir. Duran veya düzgün doğrusal hareket yapan sistemlere eylemsiz yani ivmesiz referans sistemleri diyoruz. Einstein özel görelilik teorisiyle zamanın ve uzunluğun gözlemcinin hızına bağlı olarak değiştiğini de göstermiştir. Momentum ve enerji tanımlarına farklı bir bakış açısı katmıştır. Hızlarının büyüklükleri ve yönleri farklı olan KL ve M uzay araçları şekildeki gibi hareket ediyor. K aracının üzerindeki ışık kaynağından C hızıyla yayılan ışığın hızını L aracındaki gözlemci VL, M'deki gözlemci VM ölçüyor. Buna göre C, VL ve MM arasındaki ilişki nedir? Einstein'ın postülatını hatırlayacak olursak arkadaşlar, ışığın boşluktaki hızı tüm eylemsiz referans sistemlerinde sabitti. Bu araçlar da sabit hızla hareket ettiği için eylemsiz referans sistemidir. Dolayısıyla üçü de ışığın hızını C hızıyla görmüştür.
Yani hepsi birbirine eşittir diyebiliriz. Fizikte hareketler bir referans sistemine göre tanımlanır. Referans sistemi eylemli ve eylemsiz olmak üzere ikiye ayrılır. Buna göre hangileri eylemsiz referans sistemindedir? Durgun haldeki otobüs eylemsiz bir referans sistemidir arkadaşlar. Doğrusal yolda sabit hızla giden otomobil ivmesiz olduğu için yine eylemsiz bir referans sistemidir. Sabit ivme ile giden gemi ivme olduğu zaman bu eylemli bir referans sistemi oluyordu. O yüzden cevabımız 1 ve 2'dir. Aşağıdaki yargıların hangileri Einstein'ın özel görelilik kuramının sonuçlarından biridir? Evet, bu iki tane postülatı vardı hatırlarsak. Bunlardan bir tanesi fizik yasaları tüm eylemsiz referans sistemlerinde aynıdır. Yani E şıkkı Einstein'ın özel görelilik kuramlarının sonuçlarından bir tanesi olmuş oluyor. Bir uzay aracının konum zaman grafiği şekilde verilmiş. Buna göre hangi zaman aralıklarında uzay aracı eylemsiz referans sistemindedir? Yine hatırlayacak olursak eylemsiz referans sisteminde ivme olmayacaktı. Konum zaman grafiğini hareket konusundan hatırlayacak olursak konum zaman grafiğinin şu şekilde parabolik olması hızın arttığını bize gösteriyordu. Hızın artması ivmeli hareket demektir. Yani burası eylemli bir referans sistemi olur. 2 de konum sabit yani duruyor. Duruyorsa ivme yok yani eylemsiz bir referans sistemidir. 3 de konum hareket halinde ama sabit hızlı hareket ettiğini görüyoruz konumun bu şekilde olmasıyla. Sabit hızlı hareket ediyorsa ivme yine sıfırdır, yoktur. Burası da eylemsiz bir referans sistemi olur. Bir cismin durgun olduğu referans sisteminde ölçülen uzunluğuna mutlak uzunluk diyoruz. Hareketli bir gözlemci çerçevesinde mutlak uzunluğun farklı olarak ölçülen değerine ise göreli uzunluk denmektedir. Işık hızına yakın v hızıyla hareket eden bir çubuğun hareket doğrultusundaki boyu yerdeki durgun gözlemci tarafından daha kısa olarak algılanır. Bu duruma uzunluk büzülmesi denilmektedir. Bir uzay mekiği yerdeki şekildeki gibi duruyorken yerdeki durgun bir gözlemci mekiğin boyunu L olarak ölçüyor. Daha sonra uzay mekiği artı x yönünde 0,6 c hızıyla giderken yerdeki durgun gözlemci boyu L1, mekik eksi x yönünde 0,9 c hızıyla giderken yerdeki durgun gözlemci mekiğin boyunu L2 olarak ölçüyor. L, L1 ve L2 arasındaki ilişki nedir? Mekiğin artı x ya da eksi x yönünde gitmesi sonucu değiştirmeyecek. Eksi x yönünde giderken hızı daha büyük olduğu için orada yerdeki durgun gözlemci mekiğin daha küçük boyla görmüş olacak. Yani en küçük değer L2 olacaktır. Uzay mekiği duruyorken durgun gözlemci orijinal boyuyla yani en büyük boyuyla görmüş olacak. Bu durumda L'de en büyük olması gerekir. Klasik fiziğe göre zaman mutlaktı. Ancak modern fizikte durum farklı. Einstein'ın ikinci postülatına göre ışık hızına yakın hızlarla hareket eden araç içinde ışığın hızının yine C değerinde ölçülebilmesi için araç içindeki zamanın daha yavaş akması gerekmektedir. Bu olayın durgun olduğu referans sisteminde ölçülen zamana mutlak zaman denir. Hareketli bir gözlem çerçevesinde mutlak zaman farklı olarak ölçülen değerine ise göreli zaman diyoruz. Işık hızına yakın hızla hareket eden bir aracın içinde gerçekleşen bir olayın gerçekleşme süresi yerdeki durgun gözlemci tarafından daha uzun sürede gerçekleşiyor gibi ölçülür. Ve bu olaya da zamanın genleşmesi denir. Vagon içinde bulunan durgun A gözlemcisi elindeki ışık kaynağından çıkan ışığın 2D yol aldığını gözler. Yani kaynaktan çıkan ışığın D kadar yukarı aynaya gittiğini sonra D kadar aşağıya geri yansıdığını görür. Fakat vagon dışında bulunan B gözlemcisi ise vagonun hızını da algıladığı için ışığın 2D'den fazla yol aldığını gözlemler. Işık kaynağından çıkarken direkt yukarı gidiyor gibi algılamaz. Vagonun hareketinden dolayı şöyle çapraz bir hareket algılar. Daha sonra aynadan yansıktan sonra yine yansımayı direkt aşağıya doğru algılamaz. Şu şekilde gidiyor görür. Bu da toplamda 2D'den daha fazladır. Bu durum hareketli vagon içinde bulunan A gözlemcisi için zaman daha yavaş geçmiştir
denilmektedir. Özel göreliğin kanıtı için aşağıdaki olayları örnek olarak gösterebiliriz. 1971'de yapılan deneyde birbirine senkronize edilen atom saatlerinden 12 saat boyunca hareket eden uçaktaki atom saati havaalanındaki durgun ve özdeş saatten geri kalmıştır. GPS uyduları için zaman günde mikrosaniye daha yavaş akar. Göreli zaman kavramı CERN'deki parçacık hızlandırıcılarda yaşanmaktadır. İki parçacığın çarpışması sırasında ortaya çıkan alt parçacıklardan çoğu kararsız yapılı olduklarından kısa sürede kaybolurlar. Parçacık hızlandırıcılarda parçacıklar çok yüksek hızlara çıkarılarak çarptırıldığı için durgun gözlemcilere göre parçacıkların zamanı daha yavaş ilerler. Bu da gözlemcilere ortaya çıkan alt parçacıkları gözlemlemeleri için zaman kazandırmaktadır. Einstein, yaşanan bir olayın farklı gözlem çerçeveleri tarafından yapılan ölçümlerin aynı olmayacağını göstermek amacıyla düşünce deneyi tasarlamıştır. Hareketli bir vagonun ön ve arka tarafına aynı anda yıldırım düşmektedir. Vagonun dışındaki B noktasından bakan gözlemci bu olayları eş zamanlı olarak görür. Yani ön ve arkaya yıldırımların eşit zamanda aynı anda düştüğünü görür. Vagonun içinde tam ortadaki A noktasından bakan gözlemci ön taraftaki yıldırımın daha önce geldiğini algılar. Çünkü vagon ön taraftaki yıldırıma doğru hareket etmektedir. Bu nedenle olay A'dan bakan gözlemci için eş zamanlı değildir. Newton mekaniğine göre A ve B'deki gözlemciler için ikisinin içinde eş zamanlı olması gereken olay Einstein'ın özel görelilik düşüncesinden dolayı eş zamanlı olmadığı görülmüştür. Sabit ve hızlı hareket eden bir vagonda elindeki lazer ışığın vagona yatay paralel tutan Ali ve onun bu deneyini yerde duran Özlem gözlemliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Özlem lazerden çıkan ışık hızını C olarak ölçüyor. Einstein'ın ikinci postülatını hatırlayacak olursak ışığın hızı tüm eylemsiz referans sistemlerinde aynıydı ve C ışık hızıydı. Özlem durgun, Ali ise sabit hızlı hareket eden bir trenin içerisinde. İkisi de eylemsiz referans sisteminde. Dolayısıyla her ikisi için de ışığın hızı C olacaktır. Yani birinci öncülümüz doğrudur. Ali ışık hızını C olarak ölçer, doğrudur. Özlem lazer ışığın hızını C artı V olarak ölçmez. 1 ve 2 olacaktır. Zamanın genişlemesiyle ilgili önemli bir düşünce deneyi de ikizler paradoksudur. Bu paradoksa göre uzaya yolculuk yapan A kişisi yerde duran B kişisine göre yüksek hızla dünyadan uzaklaşırken A kişisi de B'yi kendisinden yüksek hızla uzaklaşıyormuş gibi görecektir. Burada hangi kişinin bu durumda daha genç ya da daha yaşlı kalacağını belirlemek imkansızdır. Işık hızına yakın hızla dünyadan uzaklaşan bir uzay aracının dünyadaki durgun gözlemciye göre hangileri doğrudur? Dünyadaki durgun gözlemci uzay aracındaki zamanı daha genişlemiş olarak algılayacaktı. Dolayısıyla araçtaki saat geri kalır, doğrudur. Kütle değişmeyecektir, toplam kütle değişmez, doğrudur. Ve dünyadaki durgun gözlemci ışık hızındaki aracın hareket doğrusundaki boyunun daha kısa algılayacaktı. Bu yüzden üçüncü öncülümüz de doğrudur. Einstein, ışık hızının tüm referans sistemlerinde aynı olduğu varsayımıyla geliştirdiği kütle enerji eşdeğerliğini E eşittir mc kare denklemiyle ifade etmiştir. Bu denkleme göre madde ile enerji birbirine dönüşebilmektedir. Özellikle çekirdek ve parçacık fiziğinde kütle enerji eşdeğerliğinden faydalanılmakta ve denklemin doğru olmuş olduğu anlaşılmaktadır. Modern fiziğe göre hangileri doğrudur? Kütle ile enerji birbirinin eşdeğeridir. Evet, biraz önce söylemiştik, Einstein'a göre doğrudur. Özel görelilik kavramına göre mutlak uzunluk kavramı yoktur. Doğru, çünkü hareket doğrultusunda boyun kısalması söz konusuydu. Işık hızı tüm eylemsiz referans sistemlerinde aynıdır. İkinci postülatına göre Einstein'ın evet doğrudur. Maddenin sıcaklığına bağlı olarak farklı frekanslarda ışıma yapmasına termal ışıma diyoruz. Ve 0 Kelvin'in üstündeki bütün cisimler sıcaklıklarına bağlı olarak bir ışıma yaparlar. Üzerine düşen ışığın tamamını soğuran ve sıcaklığa bağlı olarak
Her dalga boyunda ışıma yapan cisimlere ise siyah cisim, bu cisimlerin sıcaklığa bağlı olarak yaptığı ışımaları da siyah cisim ışıması denmektedir. Güneşten ve köz halindeki kömürden veya kor haline gelmiş demirden yayılan ışıma siyah cisim ışımasına örnek olarak verilebilir. Siyah cisimler görünür bölgede kırmızı ışıma yaparken cismin sıcaklığı arttıkça turuncu, sarı, yeşil ve maviye doğru değişen ışımalar yaparlar. Ampulün tungsten teli sıcaklığı arttıkça kızarır ve parıldaması beyaz renkte gözlenir. Siyah cisim ışıması her tarafı kapalı, içi oyuk bir cismin üzerindeki bir delikten giren ışığın şekildeki yansımalar sonucunda tamamen soğurulması neticesinde sıcaklığı artan cismin termal ışıma yapması demektir. Yapılan deneyler sonucunda siyah cisimlerin bütün dalga boylarında ışıma yaptığı, bazı dalga boylarındaysa ışımanın daha büyük şiddette olduğu kanıtlanmış ve ışımanın maksimum şiddette olduğu dalga boyunun cismin sıcaklığıyla ters orantılı olarak azaldığı gözlemlenmiştir. Siyah cisimden yayınlanan ışımaların dalga boyları incelendiğinde cismin sıcaklığı arttıkça iki belirgin etki gözlenmiştir. Birincisinde sıcaklık arttıkça dağılımın tepe noktası daha kısa dalga boylarına doğru kayar. Bu durumu VN yer değiştirme yasası olarak tanımlıyoruz. Sıcaklığı Kelvin cinsinden T olan bir cisimden yayınlanan ışımanın tepe dalga boyunu sıcaklıkta tepe dalga boyunu çarptığımızda sabit olan 2,898 çarpı 10 üzeri eksi 3 sayısına eşitleyerek bulabiliyoruz arkadaşlar. Ve dikkat edecek olursak sıcaklık arttıkça dalga boyu, tepe dalga boyu azalıyor. 3000 Kelvin'deki ışımadaki tepe dalga boyu daha küçük daha büyük değerde, sıcaklığını arttırdıkça 4000 Kelvin'e çıkarttığımızda buradaki ışımanın tepe dalga boyu daha küçük değerde oluyor. Sıcaklığın artmasıyla cismin ışıma frekansı ve cismin gücü de artar arkadaşlar. Grafiğin altında kalan alan toplam ışıma gücünü vermektedir. 3000 Kelvin'deki toplam alan daha küçük, 4000 Kelvin'deki toplam alan daha büyüktür. Yani sıcaklık arttıkça ışıma gücü de artmıştır. Klasik fizik yasalarına göre ışınım sürekli bir dalga boyu dağılımına sahip olması ve ışınımın dalga boyu küçüldükçe maddenin yayacağı ışımanın şiddeti sonsuz bir değere yaklaşması gerekmekteydi. Fakat yapılan deneylerde edilen sonuçların böyle olmadığını gözlemlendi. Klasik teori ile deneysel veriler arasındaki bu tutarsızlığa mor ötesi felaket ismi verildi. KLM cisimlerine ait ışıma şiddeti dalga boyu grafiği şekilde verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? K'nın sıcaklığı en büyük, M'ninki en küçüktür. Dikkat ederseniz maksimum ışımadaki maksimum dalga boyu en küçük kimde? K'da. Bu da sıcaklığın en büyük olduğu K olduğu anlamına geliyor. M'de ise maksimum dalga boyu en büyük, sıcaklık en küçük olacak. Bir doğrudur bu durumda. L'den yayınlanan ışımanın toplam gücü M'ninkinden fazla, K'ninkinden azdır. Işıma gücü grafik altındaki alandı. L'nin altındaki alan K'ninkinden az dikkat ederseniz ama M'ninkinden fazla. Bu yüzden ikinci öncülümüz de doğrudur. K'nın maksimum şiddetteki dalga boyu en küçük, M'ninki en büyüktür. Evet, bunu da biraz önce zaten göstermiştik. Siyah cisim ışıması ile ilgili hangileri doğrudur? Siyah cisim ışıması maddenin cinsine ve rengine bağlıdır. Bağlı değildir arkadaşlar, sıcaklığa bağlı olarak değişir. Cismin sıcaklığı arttıkça görünür bölgede kırmızıdan maviye doğru ışıma yapar. Doğrudur. 0 Kelvin üzerindeki cisimler her sıcaklıkta ışıma yapar. Bu da doğrudur. Kuantum teorisi 1900 yılında Max Planck tarafından ortaya konulmuştur. Klasik fiziğin yetersiz kaldığı siyah cisim olayını Planck'ın maddenin enerji paketçikleri halinde ışıma enerjisi yaydığını söylemesiyle modern fiziğin temeli atıldı. Bu kurama göre ışıma enerjisinin kuantalar halinde sorulup yayınlanabileceğini ve ışımanın frekansıyla doğru orantılı olduğunu ifade etmiştir. Atomun kuantum sayısı n, ışınımın frekansı f, Planck sabiti h olmak üzere
Işınım yayan cisimlerden salınan ışınımın enerjisi N çarpı H çarpı F formülüyle hesaplanmıştır. Moleküller paket halinde enerjiyi yayınlar ve absorbe ederler. Bu enerji paketlerine daha sonra foton ismi verilmiştir. Planck hipotezine göre hangileri doğrudur? Moleküller paketler halinde enerji yayımlar veya absorbe eder. Doğrudur. Işıma enerjisi sıfır olamaz. Doğrudur. Moleküller yalnızca N çarpı H çarpı F enerji değerlerine sahip ışıma yayarlar. Doğrudur. Michelson Morley deneyinde kullanılan düzenekte ışığın hangi özelliklerinden faydalanarak gerçekleştirilmiştir? Bu deneyde ışığın girişim yapabilme özelliği kullanılmıştı arkadaşlar. Boşlukta yayılabilme olayını deneyin sonucunda zaten görüyorlar. Işığın boşlukta da yayılabildiği olayını fark ediyorlar. Kırınımını kullanmamışlardı ışığın kırınım özelliğini ama girişimi kullanmışlardı. Birbirine paralel olan uzay araçlarından biri ışık hızına yakın sabit hızla hareket ederken diğeri de durmaktadır. Buna göre hangi nicelikler her iki uzay aracındaki astronotlar tarafından farklı büyüklükte ölçülür? Uzay araçları arasındaki mesafe zamanın ve uzunluğun göreceliğinden dolayı farklı ölçeceklerdir. Uzayda yayılan ışık hızı her ikisi de eylemsiz referans sisteminde olduğu için ışığın hızını aynı değerde görecekler. Aynı sürede uzay araçlarının içindeki saatin gösterdiği süreler yine zamanın göreceliğinden dolayı farklı algılayacaklar. Durgun referans sistemindeki bir gözlemci durgun iken x, y, z boyutları ABC olan bir prizma gözlemleniyor. Gözlemci ışık hızına yakın hızla hareket ederken hangileri kesinlikle doğrudur? Cismin hacmini daha küçük görür. Doğrudur çünkü hareket ederken gözlemci x, y ve z boyutlarından birisinde hareket edecek. Bu durumda da hareket doğrultusundaki boyu kısalacaktır prizmanın onun için. ABC'den biri küçüleceği için hacim de küçük görecektir. Yalnız C uzunluğunu kısa görür için kesin bir şey söyleyemeyiz. Yalnız C uzunluğunu kısa görebilmesi için Y doğrultusunda hareket etmesi lazım gözlemcinin ama şu an bunu kesin bilmiyoruz. Prizma Z doğrultusunda hareket ederken B uzunluğunu daha kısa görür. Prizma Z doğrultusunda hareket ederken bu harekete paralel olan boy B olduğu için B boyu daha kısa olarak gözlemlenir. Doğrudur. Einstein'ın özel görelilik teorisine göre hangileri göreli değildir? Einstein'a göre zaman ve uzunluk göreliydi ama ışık hızı ve kütle göreli değildi. Einstein'ın özel görelilik teorisine göre hangileri doğrudur? Cismin kütlesinin enerjiye eşdeğer formülü mc karedir. Doğrudur. Çift yok olması reaksiyonunda açığa çıkan enerji mc kare ile hesaplanır. Çift yok olmasında neydi arkadaşlar? Bir parçacıkla onun anti parçacığının çarpışması sonucu foton ortaya çıkıyordu. İki gama fotonu. Mesela elektronla pozitron çarpıştığında iki tane gama fotonu oluşuyordu. Bunların kütleleri var. Bunun ise elektromanyetik dalga kütlesiz diyoruz fotonu. Kütle enerjiye dönüştü. Mc kare ile hesaplanmış oluyor bu dönüşüm. Doğrudur. Cismin hızı 2 kat artarsa toplam kütlesi 4 kat artar. Kütle değişmiyordu mutlakta arkadaşlar. Planck hipotezi ile ilgili hangileri doğrudur? Elektromanyetik teorinin siyah cisim ışımasını açıklamakta yetersiz kalması ile ortaya çıkmıştır. Doğrudur. Atomların soğurdukları enerji frekansla doğru orantılıdır. Doğrudur. Frekans arttıkça enerji de artacak. Atomlar F frekanslı soğurdukları ya da yayınladıkları ışımanın enerjisi N çarpı H çarpı F ile elde edilir. Doğrudur.